Amerikan Türk Konseyi ve Türk-Amerikan İş Konseyi'nin Washington'da 2 gün süren konferansına Türkiye ve Amerika arasında yaşanan S-400 ve F-35 resleşmesi damga vurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konferansa katılmak üzere Washington'daydı. Yabancı basın mensuplarıyla buluşan Kalın, Türkiye'nin satın almayı planladığı S-400'ler nedeniyle Amerikan Kongresi'nin yaptırım kararı alması halinde Başkan Donald Trump'ın Ankara'yı söz konusu yaptırımlardan muaf tutma hakkını kullanmasına yönelik beklentisini paylaştı. İki gün boyunca Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşananları Serdar Cebe'den öğreneceğiz. Serdar, ayrıntılar için söz sende. 37.si düzenlendi bu toplantıların ve çok yoğun geçti diyebiliriz. Hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamalar, hem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamalar, aynı zamanda yaptığı temaslar, Hulusi Akar'ın yine mevkidaşı Shanahan'la yaptığı görüşme ve yine Türk-Amerikan Konseyi Başkanı Johnson yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vuran konuların başındaydı. Senin de belirttiğin gibi S-400'ler konusu özellikle tartışılan, konuşulan konuların başındaydı. Hep bir soru işareti var ama şunu söylemek lazım. Türkiye'nin Washington'da düzenlenen bu toplantılarda verdiği mesaj, diyalog yolunun açık olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri ile onun yöneticileriyle konuşmaya devam edildiği ve ortak bir yol bulunması için çabalandığı izlenimini verdi ki bunun da görüşmelere olumlu yansıdığını söylemekte fayda var. Şimdi İbrahim Kalın'ın mesajlarına gelelim. Yabancı gazetecilerle yaptığı görüşmede özellikle Amerika'nın Türkiye'ye Rusya'dan alacağı S-400'lerle ilgili yaptırım uygulaması konusunda beklentiler soruldu. Tabii ki Türkiye'nin NATO ittifakına bağlı kalmayı sürdüreceğini belirtti. Onun için bu yaptırımların, böyle gündeme gelecek yaptırımların başka ilişkileri başka bir yöne götüreceğini belirtti ve bunun tetiklenmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin satın almayı planladığı Rus füze savunma sistemi S-400'ler nedeniyle özellikle ABD Kongresi'nden gelecek bir yaptırım kararının Trump yönetimi tarafından bir muafiyet uygulanması beklentisi yine burada ABD'li yetkililere hem de Trump'a iletildi diye bahsetti İbrahim Kalın. Eğer iş bu noktaya gelirse, Kongre tarafından yaptırım uygulanması teklif edilirse Trump'ın bu meselede muafiyet hakkını kullanmasını umuyoruz açıklamasını yaptı. Tabii ki bu muafiyet hakkını kullanmaması durumunda ne olur diye yine gazeteciler tarafından İbrahim Kalın'a söyledi. Ve İbrahim Kalın bir sinyal verilip verilmediği yönünde Trump tarafından sorulan bir soruya da bir sinyal verdiğini söyleyemem ancak bizim ilettiğimiz mesaj bu yanıtını verdi. Muafiyet sağlanmaması halinde ise iki ülkenin ilişkilerinin zarar görebileceği uyarısında bulundu İbrahim Kalın ve işin bu noktaya gelmemesi gerektiğini, tehdit ve yaptırımların amaca ulaşmaktan çok ters etki yapacağını düşündüğünü söyledi ve herhangi bir olumlu sonuç vermeyecek iki ülke ilişkileri açısından dedi İbrahim Kalın yaptığı açıklamada. Şimdi bu toplantılar dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan diğer isim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tı. Berat Albayrak'ın temasları sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme sürpriz olmuştu. Bu görüşmede özellikle Hazine Maliye Bakanı Amerika'nın Münşin ve Donald Trump'ın danışmanı Kushner'in de bulunması yine bir fotoğrafla medyaya yansımıştı. Bu görüşmeyle ilgili Berat Albayrak yine S-400'lerin gündeme geldiğini, aynı zamanda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hacminin arttırılması konusunda iki ülkenin çabalayacağını belirtti. Rus yapımı S-400 füzeleri ve ABD ile ticaret hacminin 20 milyar dolardan 75 milyar dolara çıkarılması konusunun ele alındığı belirtildi. Trump'ın bu görüşmede özellikle iki tarafın maliye bakanlarından isteği üzerine kendi alt düzeyde toplantılarının gerçekleşmesini istediği ve kademeli olarak iki ülke arasındaki ticaretin
arttırılması için çabalanması gerektiğini belirtti ki yılın ilk çeyreğinde şu anda 20 milyar dolara ulaşmış durumda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ihracat ki son dönemde yapılan en büyük rakam ve Türkiye'nin yaptığı ihracat aldıklarından daha fazla vermiş durumda. Bu da önemli bir gelişme olarak aktarılıyor. İşte özellikle Albayrak'ın Donald Trump'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını ilettiğini söylemesi yine basına yansıdı. Trump biliyorsunuz 28 Şubat'ta Kushner'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj yollamıştı. Bu görüşmeyi ve o mesaja Albayrak'ın verdiği, Trump'a getirdiği mesajı karşılıklı hamleler olarak görebiliriz. Küresel ilişkilerin sınandığı bir dönemde Türk-Amerikan ilişkileri dama atılacak ilişkiler değildir açıklamasını yaptı Berat Albayrak burada ve özellikle S-400 füzelerinin alımı konusunda gelişmelere önemli gelişmelere yol açması muhtemel mi göreceğiz. Yani olumlu bir hava estiğini söylemişti bu görüşmeden sonra yaptığı ve özellikle Donald Trump'ın Kongre'den gelebilecek herhangi bir yaptırıma karşı Türkiye'ye muafiyet uygulayacak mı uygulamayacak mı konusunda olumlu sinyaller aldığını belirtmişti. Şimdi diğer isim Hulusi Akar. Hulusi Akar da Savunma Bakan Vekili Shanahan'la temaslarda bulundu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesi, S-400 füzelerinin alımı konusunda ve bölgedeki sorunlarla ilgili yine önemli açıklamalar yaptı. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yer alırken Amerikan Savunma Bakanlığı'nda iki bakanın stratejik ortaklar olarak görüştükleri ve görüşmelerini pozisyonlarından ziyade menfaatlere, Türk-Amerikan ilişkileri ve işbirliğinin önemine ve NATO müttefikleri olarak hem iki ülkede hem de bölgede karşılıklı güvenlik ve ekonomik refaha elde etmeye odaklandıkları belirtiliyor. Bu iki önemli görüşmede, iki bakanın yaptığı görüşmede bu konuların ele alındığı belirtiliyor. Son olarak James Jones, ATC ATC'nin yönetim kurulu başkanı ki Obama döneminin isimlerinden birisi, S-400 konusunun nasıl ortaya çıktığının geçmişinin bir önemi olmadığını ve bu aşamaya nasıl gelindiğinin artık önemi yok. Önemli olan bu noktadan sonra sorunun hükümetler düzeyinde çözüm beklenmesi, bu mesele bunun gibi bir konferansta çözülebilecek bir şey değil açıklamasıyla öne çıktı. Jones'un açıklamaları, yani diyalog yoluyla bu sorunların halledilebileceği mesajını verdi yaptığı açıklamada. Özellikle iki ülkenin müttefik olarak bu görüşmeleri sürdürmesi ve sorunlara çözüm bulması gerektiğini belirtti James Jones yaptığı açıklamalarda. Özlem Tınaz.